Şimdi yenileyici masaj ve toparlanma masajına bakacak olursak, fizyolojik ve psikolojik olarak toparlanma, dolaşımın arttırılması, metabolit artıkların atılımının hızlandırılması, kasların ve genel zihinsel gevşemenin sağlanması. Süre olarak ne kadar sürede aşağı yukarı yapmamız gerekiyor bu masajı? Müsabakadan hemen sonra yapılıyorsa 30 dakika. Birkaç saat ya da 24 saat sonra yapılıyorsa 1 saat. Masaj teknikleri olarak neler uygulayacağız bu kişiye? Kinadink, kompresyon, porizonel gevşetme, deri yürütme, eklem mobilasyonu ve germe tekniğini uygulayabiliriz. Spor masajı, tedavi edici masaj uygulamasını gerçekleştiriyorsak, bu hangi durumlarda gerçekleşiyor? Hafif ve orta düzeydeki sakatlıklarda uygulanır. Amacımız burada ne? Şikayeti ortadan kaldırıyoruz, sakatlıkların tekrarlanma riskini azaltıyoruz. Sakatlanan bölgeye bağlı olarak 5 ila 15 dakika, derin dokularda da eğer bu masaj uygulanacaksa 30 dakika. Ne kadar sıklıkla uygulamamız gerekir bu masajı? Haftada 2-3 seans yeterli olacaktır. Spor masajıyla devam ediyoruz. Kas gerginliği ve esneklikte azalma. Ödem, hareketsizlik, skar doku, akut ya da kronik stres, ağrı, kronik kas gerilimi, endişe, duygusal stres, gecikmiş kas ağrısında ödemin azaltılmasını amaçlıyoruz burada. Metabolik atıkların uzaklaştırılmasının hızlanmasını sağlıyoruz. Kan akışının düzenli bir hale geçmesini sağlıyoruz. Hassas noktalar nelerdir? Bu konuyla ilgili olarak akut aşırı yüklenme, yorgunluk, soğuk, doğrudan travma. Bunlar hassas noktalardır arkadaşlar. Bu hassas noktalara oldukça dikkat etmemiz gerekmektedir. Ödeme baktığımız zaman yaralanmalar, gecikmiş kas ağrısı, incinme, burkulma, tendit. İncinmede ödem ve ağrı olacaktır. Burkulmada yine ödem ve ağrı görülmesi kaçınılmazdır. Koruyucu masaja baktığımız zaman sporcunun antrenmanlarda en yüksek verimi elde etmesini sağlamak. Uygulandığı durumlar, hangi durumlarda uygulayabiliriz? Gergin veya hamlamış kaslar, sert eklemler, eski sakatlanma bölgeleri. Genel önerilerimiz nelerdir bu konu hakkında? Düzenli olarak uygulanmalı. 1-2 hafta. Süre olarak 30 ila 90 dakika baz alınmalı. Genel toparlanma artı tedavi masajı kısmında ise spor branşına
özgü kaslarda, yani spor branşına özgü kaslara ağırlık vermeli. Amaca uygun masaj tekniklerinin tümü kullanılmalı. Tempo orta hızlı gerçekleşmeli. Yarışma masajına bakacak olursak, sporcunun fiziksel ve zihinsel olarak performansa hazırlanması gerekiyor. Sakatlanma riskini azaltmamız lazım. Performans sonrası ve performans arasında toparlanmayı hızlandırmak gerekiyor. Uygulamada dikkate alınacak konular nelerdir? Sporcunun gereksinimleri, sporun tipi, takım veya bireysel hazırlanma rutinleri. Spor masajıyla devam ediyoruz. Yarışma ve antrenman öncesinde neler yapacağız? Isınmaya yardımcı olacağız veya ısınmayı tamamlayacağız. Psikolojik ve fizyolojik olarak hazırlık yapacağız. Dolaşımı arttırılmasını sağlayacağız. Dokulara besin ve oksijen akımını gerçekleştireceğiz. Kasların esnetilmesi ve gevşetilmesini sağlayacağız. Ki ani hareketlerde sakatlanmanın önüne geçebilmek adına sporcunun kendini iyi hissetmesini sağlayacağız. Gerginliğini azaltacağız, konsantrasyonunu arttıracağız sevgili arkadaşlar. Yarışma veya antrenman öncesi spor masajını ne zaman yapmamız gerekiyor? Egzersiz öncesi 4 saat içinde yapılır. Tercihen 30 ila 45 dakika önce yapılması daha uygundur. Süre olarak ne kadar bir süre? 15-20 dakika spor masajı için yeterli bir süre olacaktır. Hangi teknikleri uygulayacağız? Hafif teknikler kullanacağız. Kısa süreli olacak bu kullandığımız teknikler. Kas pompalama, kaldırma ve ayırma, darbeleme, eklem mobilasyonu, germe tekniğini kullanacağız. Yaptığımız masaj canlı ve ritmik olmalı arkadaşlar. Spor masajında yarışma veya antrenman arası yaptığımız masajlarda ki amacımız nedir? Toparlanmayı hızlandıracağız, aktiviteyi hazırlayacağız, dolaşımı hızlandıracağız, metaboliklerin atılımını arttıracağız, gergin alanlarda gevşeme sağlayarak hareketliliği oldukça arttırmış olacağız.
Bir sonraki gün yarış varsa, burası oldukça önemli. Çünkü masajı yapacağınız kişiyi iyi tanımalı, analiz etmelisiniz ki kişinin neye ihtiyacı olduğunu ve bizim ona masajı hangi tekniklerle nasıl yapmamız gerektiğini oldukça rahat bir şekilde oturtturabilirsiniz. Bir sonraki gün yarış varsa dedik, süre olarak 1-1,5 saat genel gevşeme tekniklerini kişiye uygulayabiliriz. Müsabakalar arası çok çok kısaysa yağsız uygulanan çok basit toparlanma hareketleri yapacağız. Yani yoğurma gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Süre olarak 10-15 dakika oldukça uygun, yoğun ve ağrılı olmamalı. Zaten sporcu kasları hareket ettirdiği için o yüzden yoğun ve ağrılı bir masaj ona aslında kötülük olacaktır, iyilikten ziyade. Gerilim alanlarına yoğunlaşılmalı, gerilim alanlarını gevşeterek rahatlatılmalı. Psikolojik toparlanma ve bir sonraki aktiviteye hazırlık konusu dikkate alınmalı arkadaşlar. Yarışma ve antrenman sonrası masajda fiziksel ve psikolojik toparlanma, kas sertliğini azaltmak, gecikmiş kas ağrıları ve kas hassasiyetini azaltmak, metabolik artıkların atılımını hızlandırmak. Hangi teknikleri uygulayacağız burada? Dolaşım hızlandırıcı, enerjik teknikleri içermeli yapacağımız teknik, kas pompalama, sıvazlama, pozisyonel gevşeme tekniklerini gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Yarışma ve antrenman sonrası masaj ne zaman yapılmalı? Egzersiz sonrası 4 saat içerisinde uygulanmalı. Süre olarak bakacak olursak kısa süreli egzersizlerde 20 dakikayı geçmemeli. Uzun süreli yapılan egzersizlerde masaj süresi de uzun olmalı. Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi konuları kesinlikle atlamamamız lazım? Yarışmadan hemen sonra yapılıyorsa bu masaj hafif bir basınç uygulanmalı. Yarışma sırasında kullanılan kaslara yoğunlaşılmalı. Hipotermi ve hipertermi şüphesi varsa asla ve asla spor masajı uygulanmamalı sevgili arkadaşlar.